Vallahi burası Kayseri girine bak. Eşek de kalmadı ki. Onu mu kessek, onu mu yesek, kalan o da kalmadı. Hani çocuklar protein kaynağından yoksun büyüyorlar. Et yemiyoruz kısacası yani. Sadece fakirler oluyor. Zenginlere hiçbir şey olmuyor. Et ve Süt Kurumu tarafından kırmızı ve beyaz et ürünlerine %48 oranında zam geldiği açıklandı. Böylece kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, tavuğun fiyatı ise 26 liraya kadar yükseldi. Bizler de Laf Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara bu fiyat artışı sizleri nasıl etkiler diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Et ve Süt Kurumu tarafından kırmızı ve beyaz et fiyatlarına %48 oranında zam uygulandı. Vatandaş et de yiyemeyecek, beyaz et de yiyemeyecek o zaman. Hele kurban hiç kesemeyecek bu gidişle. Peki bu sizi nasıl etkiler? Vallahi ben alıyorsam bir kilo alacağım 100 gram. Bu şekilde etkileyecek. Zaten emekli adamı her konuda etkiliyor. Sık sık tüketiyor musunuz? Yani misafirin geliyor, mecbur almak gerekiyor. Ama bunu diyorum ya, bir kilo değil de yarım kilo alıyorsun veyahut da 250 gram alıyorsun. Ama muhakkak gene almak zorunda kalıyorsunuz. Kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, kuşbaşı etin kilosu 62,5 liradan 92 liraya yükselmiş. Bu gidişten maalesef ne alınacak ne kurban kesilecek diyorum ya işte. Fakirleri için çok zor oldu. Zaten hiçbir şey yiyemiyoruz. Ne süt ne peynir. Her şeye zam, zam üstüne zam. Bu devletin sonu ne olacak merak ediyorum. Sadece fakirler oluyor. Zenginlere hiçbir şey olmuyor. Peki ne sıklıkla et tüketiyorsunuz? Senede bir desek olur mu? Alım gücü hiç yok ki. Ona bile ne artık zengin fakir hiç ayırdımı kalmadı. Sadece zenginlere yönelik bu. Başka fakirleri düşünen hiç kimse yok. Ya ete zam gelmesi tabii ki çok kötü etkiler yani. Zaten doğru düzgün alamıyoruz. Yani çocuklar protein kaynağından yoksun büyüyorlar. %48 olursa da artık hiç alamayacağız herhalde, öyle gözüküyor. Peki ne sıklıkla et tüketiyordunuz? Haftada bir kere belki. Onun yerine genelde yani kuru fasulye, nohut, mercimek, onları kullanıyorduk protein olarak. İnşallah geri alınır bu zamlar, ne diyelim? Vallahi ne diyelim, Allah yardımcımız olsun. Et ürününe niye zam geliyor ben anlamıyorum. Yani biz bir Türkiye ülkesi olarak eskiden bizim etimiz, koyunumuz, o tür şey çoktu yani. Ne oldu da bu dışarıdan almaya başladık ve et ürünleri o kadar zamlandı. Hani tamam okey. Kriz var. Kriz derken yani Covid'den dolayı, pandemiden dolayı bir şeyler zamlandı. Ama Türkiye'de her şey zamlandı. O kadar da değil. Bir tek maaşlar zamlanmadı. Kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, kuşbaşı etin kilosu da 62,5 liradan 92 liraya çıktı. Oo, vallahi burası Kayseri girine bak. Eşek de kalmadı ki. Onu mu kessek, onu mu yesek, kalan o da kalmadı. Allah yardımcınız olsun. Bile giderse daha çok zam olur. Adam alma gücü yok. Gelsen olacak ki. Siz ne sıklıkla et tüketiyordunuz? Doğrusu ya ete süre gelsen olacak diye alma gücü yok ki zaten. Siz ne sıklıkla et tüketiyorsunuz? Ne? Ne sıklıkla et tüketiyorsunuz? Ya biz et yemiyor ki zaten. Biz tavuk eti yiyorduk kurban günü. Tavuk eti yiyorduk, o da bitti. Tavuk 26 liraya çıkmış. 26 lirası, 28 30 lira diye. Et yemiyoruz kısacası yani. Yani bu zamdan önce de yiyemiyorduk, şimdi de yiyemiyoruz. Vatandaşın yaşayacak pek tarafı kalmadı. Yapılan zamlar kendiliğinden eridi gitti. Fazlasıyla, cepten yiyor şimdi. Onun için hiç de güzel değil. Et tüketebiliyor musunuz? İşte. Çok etkiliyor vallahi. Ekmek bile 2,5 olmuş ki. Et, süt hiç alınmaz hale geldi. Bugün yoğurt aldık, yumurta. Daha ete de gideceğim, buradan varıp alacağım. Peki ne sıklıkla et tüketiyorsunuz? Buyur. Ne sıklıkla et tüketiyorsunuz? Ay 2 ayda 3 ayda bir kilo alırsa alabiliyor. Yoksa o da yok. O da mecburiyette. Mantı da olacak, köfte olacak. Başka türlü yok.